Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, adjektife mit un, yani un takısı alan ya da ön takısı da diyebiliriz buna. Un takısı alan sıfatlar konusu arkadaşlar. Un baktığımızda güzel Türkçemizde hoş, nahoş deriz ya arkadaşlar. Yani güzel, güzel olmayan anlamında bir ön takı vardır. Almanca'da da bu söz konusu. Burada ne yapmış oluyorum? Bir şey olumsuzladığımda onu getirmiş oluyorum ilgili sıfatın önüne. Dilerseniz hemen sıfatlara bir bakalım arkadaşlar. Kompliziert. Kompliziert arkadaşlar komplike, karmaşık anlamına gelmiş oluyor. Şimdi ben bunu karmaşık olmayan, güç olmayan diyecek olursam ne yapacağım? Başına un getireceğim. Dolayısıyla unkompliziert, karmaşık olmayan derken demek ki ne olacakmış bu? Unkompliziert olarak Almanca'da tanımlanmış olacak. Bir sonraki sıfata baktığımızda arkadaşlar bequem, ku, öyle değil mi? Bequem arkadaşlar rahat demek. Ben bunu şimdi olumsuz yaptığımda, rahat olmayan dediğimde ne yapacağım arkadaşlar? Unbequem. Unbequem demek ki rahat olmayan anlamına gelmiş oluyor. Buraya baktığımızda arkadaşlar ehrlich, ehrlich arkadaşlar dürüst demek. Demek ki dürüst neymiş? Ehrlich demekmiş. Dürüst olmayan derken başına ne getireceğim? Un getireceğim. Dolayısıyla unehrlich. Unehrlich demek ki dürüst olmayan demekmiş. Kritisch, kritisch arkadaşlar eleştirel demek arkadaşlar. Kritisch. Eleştirel olmayan derken ne yapacağım? Başına un getireceğim. Dolayısıyla unkritisch, yani eleştirel olmayan neymiş arkadaşlar? Unkritisch demiş oluyormuşuz Almanca'da. Buraya baktığımızda sympathisch. Sympathisch güzel Türkçemizde de değil mi? Sempatik, sevecen anlamlarına gelen sympathisch'i görüyoruz. Bunun da başına un geldiğinde sempatik olmayan neymiş arkadaşlar? Unsympathisch, yani sempatik olmayan neymiş güzel Türkçemizde? Unsympathisch demekmiş Almanca'da. Buraya baktığımızda romantisch. Romantisch güzel Türkçemizde neymiş bu? Demek ki anlaşılacağı üzere romantik demekmiş. Romantik olmayan ne olacak arkadaşlar? Unromantisch. Unromantisch, yani romantik olmayan. Unromantisch imiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar glücklich, glücklich mutlu demek arkadaşlar. Mutlu olmayan derken ne olacak başına? Un gelecek. Unglücklich demek ki mutlu olmayan neymiş? Unglücklich olarak tanımlanıyormuş sıfatlarda. Tehlikeli derken arkadaşlar gefährlich. Gefährlich demek ki neymiş? Tehlikeli demekmiş. Tehlikeli olmayan neymiş arkadaşlar? Ungefährlich. Ungefährlich demek ki tehlikeli olmayan demekmiş. Dilerseniz bu sıfatları doğru telaffuzlarıyla yineleyelim. Kompliziert. Kompliziert. Unkompliziert. Unkompliziert. Bequem. Bequem. Unbequem. Unbequem. Ehrlich. Ehrlich. Unehrlich. Unehrlich. Kritisch. Kritisch. Unkritisch. Unkritisch. Sympathisch. Sympathisch. Unsympathisch. Unsympathisch. Romantisch. Romantisch. Unromantisch. Unromantisch. Glücklich. Glücklich. Unglücklich. Unglücklich. Gefährlich. Gefährlich. Ungefährlich. Ungefährlich. Evet arkadaşlar, az önce öğrenmiş olduğumuz sıfatları şimdi örneklerle pekiştirelim. Die Aufgabe ist
Kompliziert. Evet, bunu A kişisi söylüyor arkadaşlar. Die Aufgabe arkadaşlar, çalışma, etüt gibi düşünülebilir. Bu örnekten baktığımızda komplike, zor. Yani bunu şöyle de değerlendirebiliriz. Bu bir matematik çalışması, bir etüdü de olabilir. Biz buna kısaca çalışma diyelim isterseniz arkadaşlar. Die Aufgabe ist kompliziert. Yani çalışma komplike, çalışma zor. B kişisi de diyor ki hayır, bence, yani bu benim fikrimce komplike değil, zor değil demeye getiriyoruz. Dolayısıyla nein, ich denke, denken neydi? Düşünmek demekti. Nein, ich denke, sie, yani burada die Aufgabe'ye aslında bir gönderme var. Nein, ich denke, sie ist unkompliziert. Hayır, ben nasıl düşünüyorum? Çalışmanın komplike olmadığını düşünüyorum derken demek ki ich denke, sie ist unkompliziert demiş oluyorum. Buraya baktığımızda A kişisi demiş ki der Sessel ist bequem. Der Sessel arkadaşlar tekli koltuk demek. Bequem az önce gördük neydi? Rahat, konforlu demek arkadaşlar. Dolayısıyla tekli koltuk rahat neymiş? Der Sessel ist bequem. Evet, B kişisi de buna karşı çıkıyor. Diyor ki hayır, bence benim görüşüme göre bu rahat değil diyecek. Dolayısıyla nein, ich denke, er ist unbequem. Hayır, ben nasıl düşünüyorum? O, yani der Sessel, bakın ne olmuş arkadaşlar? Er ile de yorumlanabiliyor. Dolayısıyla er ist unbequem. Hayır, o rahat değil demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, der Mann ist ehrlich. Evet, ehrlich neydi arkadaşlar? Dürüst, adam dürüst diyor. Kim diyor bunu? A kişisi diyor. B kişisi de diyor ki hayır, bence o dürüst değil. Dolayısıyla nein, ich denke, ben öyle düşünüyorum. Er, yani der Mann, adam, ne olmuş? Er olarak gösterilmiş oluyor. Yani oraya adres etmiş oluyoruz. Er ist unehrlich, o dürüst değil dediğimizde demek ki nein, ich denke, er ist unehrlich. Dördüncü örneğe baktığımızda A kişisi diyor ki die Lehrerin ist kritisch. Die Lehrerin neydi arkadaşlar? Kadın öğretmen demekti. Ist ehrlich, düzeltiyorum, ist kritisch, eleştirel değil mi? Eleştirel bir öğretmen dediğimde, yani hep eleştiriyle yaklaşıyor dediğimde die Lehrerin ist kritisch. B kişisi de diyor ki hayır, bence eleştirel değil. Dolayısıyla nein, ich denke, sie ist unkritisch. Demek ki unkritisch neydi? Eleştirel olmayan. Demek ki o eleştirel değil. Öyle düşünüyorum. Ich denke, sie ist unkritisch demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Die Aufgabe ist kompliziert. Die Aufgabe ist kompliziert. Nein, ich denke, sie ist unkompliziert. Nein, ich denke, sie ist unkompliziert. Der Sessel ist bequem. Der Sessel ist bequem. Nein, ich denke, er ist unbequem. Nein, ich denke, er ist unbequem. Der Mann ist ehrlich. Der Mann ist ehrlich. Nein, ich denke, er ist unehrlich. Nein, ich denke, er ist unehrlich. Die Lehrerin ist kritisch. Die Lehrerin ist kritisch. Nein, ich denke, sie ist unkritisch. Nein, ich denke, sie ist unkritisch. Örnek cümlelerimizle devam edelim arkadaşlar. Die Sekretärin ist unsympathisch. Die Sekretärin ist unsympathisch. Neydi bu? Sempatik olmayan değil mi? Sekreter sempatik değil demiş oluyor A kişisi. B kişisi de nein, ich denke, hayır, ne diye düşünüyorum? Sie ist sympathisch. Demek ki hayır, ben onun sempatik olduğunu düşünüyorum derken
Nein, ich denke, sie ist sympathisch demiş oluyoruz. Buraya baktığımızda arkadaşlar, das Paar ist romantisch. Das Paar arkadaşlar çift, yani iki sevgiliyi kastetmiş oluyoruz burada. Das Paar ist romantisch demek ki çift romantik. Belki hayır dediğinde, nein, ich denke, das Paar ist unromantisch. Hayır, ben ne diye düşünüyorum? Çift romantik değil diye düşünüyorum derken demek ki nein, ich denke, das Paar ist unromantisch demiş oluyoruz. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, das Kind ist glücklich. Glücklich neydi? Mutlu demekti. Das Kind çocuk demek. Dolayısıyla çocuk mutlu derken das Kind ist glücklich cümlesini görüyoruz. B kişisi hayır, ben onun mutsuz olduğunu düşünüyorum derken das Kind yerine ne getiriyoruz arkadaşlar? E'si getiriyoruz. Dolayısıyla nein, ich denke, es ist unglücklich. Demek ki hayır, ben ne diye düşünüyorum? Onun mutsuz olduğunu düşünüyorum derken nein, ich denke, es ist unglücklich. Buraya baktığımızda arkadaşlar sonraki cümleye, tauchen ist gefährlich. Gefährlich neydi? Tehlikeli demekti. Tauchen de dalmak, denize dalmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla bunu A kişisi demiş oluyor. İşte dalmak tehlikelidir diye. B kişisi de diyor ki hayır, nein, ich denke, tauchen ist ungefährlich. Hayır, ben ne diye düşünüyorum? Dalmak tehlikeli değil derken tauchen ist ungefährlich demiş oluyoruz. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar, tauchen'e büyük yazdık. Neden? Çünkü burada bir isim söz konusu. Dalma sporundan, aktivitesinden bahsetmiş olduğum için artık burada bir eylem değil de bu bir ne olmuş oluyor? Bir hobi, bir spor gibi. Hani nasıl ki fußball'i büyük yazıyorsak bunu da büyük yazmam gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Ama ona geçmeden önce sanırsam burayı atlamış oldum. Bir tekrar edelim. Hayır, bence, yani benim düşünceme göre dalmak tehlikeli değil derken nein, ich denke, tauchen ist ungefährlich. Hayır, demek ki benim düşünceme göre dalmak tehlikeli değil derken nein, ich denke, tauchen ist ungefährlich demiş oluyoruz. Şimdi doğru telaffuzuyla tekrar edelim arkadaşlar cümleleri. Die Sekretärin ist unsympathisch. Die Sekretärin ist unsympathisch. Nein, ich denke, sie ist sympathisch. Nein, ich denke, sie ist sympathisch. Das Paar ist romantisch. Das Paar ist romantisch. Nein, ich denke, das Paar ist unromantisch. Nein, ich denke, das Paar ist unromantisch. Das Kind ist glücklich. Das Kind ist glücklich. Nein, ich denke, es ist unglücklich. Nein, ich denke, es ist unglücklich. Tauchen ist gefährlich. Tauchen ist gefährlich. Nein, ich denke, tauchen ist ungefährlich. Nein, ich denke, tauchen ist ungefährlich. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde adjektife mit un konusunu önce karşılaştırmalı olarak gittik. Sonra bol bol örneklerle pekiştirmiş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.